Sevgili izleyicilerimiz, TR724 ekranlarındasınız. Dünya haline hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi medyada bugünden sonra Mahmut Bey ve Bülent Bey'in o eşsiz yorumlarıyla dünya ve Türkiye gündemini size aktarmalarının ardından yeniden huzurlarınızdayız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız yayınımıza başlıyoruz. Ersan hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada Biraz... dünkü yayında ses olarak herhalde aramızda bir fark varmış. Senin sesin yüksek, benim sesim bayağı alçak çıkıyormuş. Seyircilerimizden biri de ekmek yemiyor herhalde bu arkadaş demiş. Açıkçası yemiyorum. Bir 3 aydır falan diyetteyim. 6 kilo verdim diyebilirim son 3 ayda. Ama yavaş yavaş bitirmeyi planlıyorum. Şu an ideal kiloma ulaştığımı düşünüyorum. Tebrik ederim. Ben de yıllardır kilo alamıyordum. Bir 10-15 kilo civarında aldım son 4-5 ayda. Tabii bir yandan da spora devam ediyoruz ki dengeli olsun. Mutluluktandır diye düşünüyorum yani. Mutlu bir şekilde almışsındır herhalde kiloları. Tabii. Mutlu bir şekilde aldık şükür. Allah herkese mutluluklar nasip etsin ama sağlıklı mutluluklar nasip etsin diyelim. Şimdi istiyorsan gündemimize geçelim Ersan buradan. Sevgili izleyenler, Tarık Toros'un yazısını da dinlediniz. Orada iPhone'dan bahsediyor. Tabii ki işin ekonomik boyutu, ülke boyutu analizleri vardı ama biz size bugün yine teknoloji ağırlıklı bir bülten sunacağız. Konumuz süper bilgisayarlar. Süper bilgisayar denince tabii ilk başta aklınızda bir şey canlanmıyor olabilir ama hepinizin hatırına gelecek bir şey vardır. Yani ilk bilgisayarlar dediğimizde böyle bir oda dolusu. Hani büyük bir odada bir sürü duvarların dolu olduğu bir bilgisayar aklınıza gelebilir. Bilmiyorum Ersan senin aklına geliyor mu o resim? Bende canlanır hep. Açıkçası yani ders kitaplarında falan o görseli görmüştüm ilk bilgisayar diye ama tabii hani biz yaş itibariyle biraz daha masa üstünde tüplü televizyona benzeyen monitörlerle tanıştık bilgisayarla. Evet. İşte her ne kadar yıllar içerisinde sevgili izleyenler bilgisayarlar gündelik kullanım için yüksek performanslı o büyük yapılardan küçük laptoplara dönüştüyse de hatta cebimizdeki akıllı telefonlara kadar indiyse de büyüklük olarak o büyük bilgisayarların, süper bilgisayarların varlığı yok olmadı. Onlar hep devam ettiler. Araştırma merkezlerinde, savunma sanayisinde kullanıldılar. Ancak tabii bunlar kısıtlı sayıdaydı ve çok özel ihtiyaçlara yönelik üretim yapılıyordu. Ancak bugünümüzde tekrardan bu bilgisayarlar canlandı, gündeme gelmeye başladı ve jeopolitik olarak yeni bir yarışın, yeni bir çatışmanın da merkezine oturdu. Bugün biraz işte bunlardan bahsedeceğiz. Özellikle yapay zekanın artması, makine öğrenmesinin artmasıyla birlikte ülkelerin birbiriyle olan bu konudaki rekabeti de artmaya başladı ve birbirinden güçlü bilgisayarlar üretiliyor şu anda. İstiyorsanız böyle başlayalım bültenimize. Yani Le Monde gazetesinden Charles de Lobier'in detaylı bir haberi vardı, analizi vardı bununla alakalı. Orada günümüzde siyah altın, günümüzün siyah altın olarak bahsediyor. Biliyorsunuz altın geçmişte çok değerliydi. Sonra petrolden bahsedildi siyah altın diye. En son da bugün artık bu yapay zekanın gelişmesiyle birlikte süper bilgisayarlardan bahsediyoruz. Özellikle verilerin toplanması, analizi, işlenmesi ve yaptığımız pek çok işte bu otomasyonun sağlanması sebebiyle bu bilgisayarların önemi gittikçe artıyor. Hatta konu az önce söylediğimiz gibi rekabet unsuru oldu. Amerika'da Joe Biden bir kararname imzalamıştı geçtiğimiz vakitlerde ve orada bu bilgisayarlarda kullanılan mikro işlemcilerin artık Çin'e satılmaması, Çin'de üretilmemesi ve o alanda yatırım yapılmaması üzerine bir kararnameydi bu. Şimdi bu bilgisayarların gücü hakkında tabii ki biraz konuşmak lazım. Yani süper bilgisayar deyince ne anlıyoruz? Onu bir kafada oturtmak lazım. Aslında 10 üzeri 18 dediğimiz yani üstlü sayıları biliyorsanız 18 defa 10'u yan yana koyup çarpıyorsunuz. O kadar büyükte bir gücü var. Saniyede o kadar işlem yapıyor. Yani milyar çarpı milyar saniyede yaptığı işlem. Tabii bunu şimdi biraz somutlaştıralım. Yani sizin ya da bizim kullandığımız o gündelik bilgisayarların gücü 10 üzeri 11. Bu bilgisayarlarınki 10 üzeri 18. Yani kaç kat daha fazla işlem yaptığını sayalım isterseniz. 10 üzeri 11'den çarpmaya devam ederek. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. 1 milyon 10 milyon. 7 defa 10'la çarptım. Yaklaşık 10 milyon kat daha fazla işlem yapıyor saniyede. Yani bu çok ciddi bir sayı.
sizin anlayacağınız üzere. Yine aynı zamanda şunu da söyleyelim. Yani araştırmacı Dam Jensen var bu işlerle ilgilenen. Şunu söylüyor daha somut olması için. Dünyadaki her insan saniyede bir hesaplama yaptığını kabul edelim. Üst düzey bir bilgisayarın yaptığını yapabilmek için dünyadaki bütün insanların 4 yıl boyunca her saniye bir işlem yapması gerekirdi. Yani işte milyar çarpı milyarı bahsediyoruz ya, işte bütün insanların 4 milyarda her saniye işlem yaparak yaptığı toplam işi bu bilgisayarlar bir saniyede yapabiliyor. O anlamda çok kuvvetli bir bilgisayar. Yani Ersan, matematiğimde hata var mıydı bilmiyorum. Sen matematikte daha iyisin bana göre. Saymaya çalıştım Estağfurullah. ama 10 Evet, 10 100 üzerindeydi. bin 10 milyon. Evet, 100 binden sonra 1000 bin diyeceğim diye korktum açıkçası. Hep böyle yapılır ya hata sayılırken. Evet. Peki, süper bilgisayar yarışları dedim. Bunun bir egemenlik meselesi haline geldiğini söyledin. Bir yarış var, rekabet var. Peki bu yarışın, rekabetin aktörleri kimler? Zannediyorum Amerika ile Çin başat aktörlerdir. Başka Japonya ya da Avrupa Birliği'ni görebiliyor muyuz bu yarışta? Tabii görebiliyoruz yani, özellikle zaten özel firmaların ürettiği ülkeler var ama hani ülkelerin içerisinde özel firmalar bunları üretiyor. Amerika var, Çin var başı çeken. Japonya'nın da iki tane önemli firması var bu işlerle ilgilenen. Aynı zamanda Avrupa'da bir firmayla, özellikle Fransız firmasıyla bu sektöre girmeye çalışıyor üst sıralarda. Bir grafiklerimiz vardı, onları ekrana verebilirsek belki oradan da anlamak daha kolay olur. Üç tane grafik vardı yan yana, onu tam ekran yapalım mesela. Şimdi ortadaki grafiğe baktığınızda sevgili izleyenler, orada firmalar var, yeşil firmalar. Amerikan firmaları oluyor. İşte HP, ondan sonra Dell var, IBM var, bir de Penguin var. Bunlar Amerikan firmaları, en fazla bu işle uğraşanlar. Sonrasında Çin firmaları var, Lenovo, Inspur ve Sugon. Ondan sonra Avrupa firması Atos var, Fransız firması. Sonra Fujitsu ve NEC var, bunlar Japonya'nın firmaları. Yani bunlar şu anda piyasayı domine edenler ama tabii oradaki sayılardan da görebileceğiniz üzere Dell ve Packard, o işte Hewlett Packard, bunlar piyasayı domine ediyorlar şu anda. Ki en güçlü bilgisayar Frontier dediğimiz, az önce ekranda da siz görüntülerini, videolarını görmüştünüz. HP'nin ürünü. Dolayısıyla bu firmalar ülkelerin yönetimi altında bu işte çok fazla rekabeti sağlıyorlar. Şimdi Amerika ne yaptı işte bu rekabeti engellemek için, biraz da öne geçmek için bu konuda? Nvidia var biliyorsunuz, Intel var, AMD var, AMD. Bu mikro işlemcilerin Çin'e ulaşmasının önüne engeller koyuyor. Çin'in bu alanda çok fazla öne geçmesini engellemeye çalışıyor ki bir miktarda başarılı oluyor. Çin bu konuda çok öncüyken, bir 10 yıl önce falan, Amerika şu anda üstünlüğü ele almış vaziyette. Özellikle bu yapay zeka konularında ve kuantumla ilgili, kuantum bilgisayarcılığı konusunda bu mikro işlemciler çok önemli. Amerika Joe Biden yönetimiyle bunları engelleyerek aslında Amerika'yı tekrar bu yarışta öne taşımış oldu. Şunu da söylüyorlar tabii ki, bu tarz mikro işlemcilerin başka ülkelerde kullanılması da bir tık, yani daha doğrusu orada üretilmesi, yatırım yapılması bir noktada sakıncalı. Çünkü askeri amaçlarla da olsun, istihbari amaçlarla da olsun ülkeye geri dönme, yani kötü anlamda suistimal edilebilme riskini ortaya çıkarabilirdi. Şimdi tabii burada önemli noktalardan bir tanesi de Ersan yine fiyatların, yani küresel piyasanın artması da var biliyorsun. Yani yine grafikte onu da görürüz. Şey var, şimdi bu bilgisayarlar hep vardı dedik, zaten kullanılıyordu belli alanlarda dedik. Şimdi yapay zeka ile birlikte bunlar olan yatırımların arttığını nereden anlıyoruz? Sektörün piyasadaki değerinin büyümesinden anlıyoruz. En soldaki grafik Zafer abi, orada şeyi görüyoruz, ne kadar fazla yatırım yapıldığını. Gördüğünüz gibi mesela 2019'dan, daha öncesinde daha az tabii bu yatırım oranları da, 2019 ile 2023 arasındaki farka bakıyorsunuz. 27'den 32'ye çıkmış ve 3 yıl içerisinde bu artış tandansıyla 2026 özellikle 50 milyar dolarlık bir piyasaya dönmesi bekleniyor. Çünkü şu an çok fazla yatırım var. Tabii bu bilgisayarlar öyle bizim 1000 euro aldığımız bilgisayarlar gibi de değil. Yani ne kadar biliyor musunuz?
bir tanesinin maliyeti 300 milyonla 600 milyon dolar arasında değişebiliyor. Yani o kadar pahalı da bilgisayarlar var bunların içerisinde. Ersan, istiyorsan tabii bunun kullanıldığı bazı sektörler var. Onlardan da bahsedelim. Ne dersin? Güzel olur. Zannediyorum biraz daha böyle advanced sektörlerde herhalde kullanılıyor. Devlet zaten devletin güvenlik vesaire gibi alanlarda kullanıldığını düşünüyorum ama özel sektörün katılımı nedir acaba burada? Özel sektörde hangi alanlarda kullanılıyor olabilir? Tabii evet, yani dediğin gibi devlet sektörlerinde nükleerde kullanılıyor. Mesela en son şey vardı, bu Packard bunu şeye satmıştı. International Space Station var sevgili izleyenler, uluslararası uzay istasyonu. Mesela oradaki alınan verilerin işlenmesi için bu HP'yi oraya da bir bilgisayar satmıştı. Yani orada verilerin orada işlenmesi için ve çok büyük bir hız kazandırdığı söyleniyordu. Şimdi devlet sektörünün yanında ne var mesela? Havacılıkta kullanılıyor, otomotivde kullanılıyor, ilaç sektöründe kullanılıyor, finans ve enerji gibi sektörlerde kullanılıyor. Yani satışlar çok fazla. Buradaki miktarları da görebiliyorsunuz. Mesela en üstte hükümet laboratuvarlar, yani devlet yönetimi altındaki yerlerde kullanılmış 3342 bilgisayar. Üniversite araştırmalarında 2700 bilgisayar yaklaşık. Sonra bilgisayar destekli mühendisliklerde 1800, savunma sanayinde 1600 ve biyo bilimlerde 1500'e yakın bu bilgisayarlardan kullanılıyor. Tabii bunların aşama aşama kademeleri var. En güçlüleri tabii ki muhtemelen bu yeni yapay zeka mücadelesinde kullanılıyordur. Tabii çok ilginç. Mesela son bir bilgi vardı. Avrupa'da demiştik ya şirket var. Onun ürettiği Bell Sequana diye bir bilgisayar var sevgili izleyenler. Mesela onu ismini açıklamadıkları bir Fransız bankasına sattıklarını da söylediler. Fransız bankası satın almış bunu. Ne yapmak istiyor? Piyasadaki riskleri analiz etmek, yatırımlarını optimize etmek için bu karmaşık hesaplar yapmak gerekiyor işte. Bunlar için kullanacağım. Bir yandan rekabet baskılarını ekleyeceğim. Düzenleyici rapordaki verilere ekliyor. Güvenlik gereksinimleri, piyasa dalgalanmaları gibi böyle yüzlerce, binlerce, on binlerce veriyi buraya verip ondan kompleks işlemler yapmasını istiyor ve bu şekilde yatırımlar yapmayı planlıyormuş. Tabii bunun da hani piyasadaki dengeyi bozabileceği, yani o bilgisayara sahip olmayanın bu kadar geniş çaplı hani projeler ya da planlar yapamayabileceği gibi şeyler de konuşuluyor ama bir Fransız bankası bunu şu an kullanıyor. Yani global ölçekte büyük bir banka olduğu söylendi ama ismi açıklanmadı. Şimdi sana sorayım Ersan, sen ne diyorsun? Bunun sonu nereye gider? Bu yarış biter mi yoksa yeni jeopolitik kavganın temelinde mi olur? Nedir yani? Var mı görüşün bu konuda? Yani yıllar önce daha 4-5 yıl öncesinde bile artık savaşların insanla mı olacağı yoksa işte dronlarla mı olacağını vesaire bir derste konuşmuştuk. Yani artık böyle robotlar mı savaşacak ve dronlar mı birbiriyle savaşacak diye. Kolay kolay bir yarışın biteceğini zannetmiyorum. Daha da bir önem kazanacak. Dediğin gibi yapay zeka çok önem kazanıyor. Birazdan yapay zekaya da geçeceğiz. Artık hani teknolojiyle, gençlisiyle, yaşlısıyla iç içe olmak zorundayız. Yani bir hani 12-13 sene önce akıllı telefon yok gibi bir şeydi. Tuşlu telefonlarla hayatımızı idare ediyorduk. Ama şu an hani tuşlu telefonlarla birçok şeyi yapamıyorsunuz. Hani artık akıllı telefonlar şey gibi oldu. Nasıl diyelim? İstikak gibi oldu. Her bir insan için. İlerleyen süreçte de zannediyorum genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla hepimiz bir şekilde bu yapay zekalardan ve teknolojiden daha fazla yararlanmak zorunda kalacağız. Normal gündelik hayata adapte olmak için, ayak uydurmak için diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani zaten gündelik hayatı bu kadar etkisinin olduğu noktada, olmaya başladığı noktada işin arka plandaki kullanımını tahmin edebiliyoruz. Az sonra oradan da görüntüler paylaşacağız sevgili izleyenler. Nasıl yapay zeka yani birkaç yılda gündelik hayatımıza girdi. Yani çok görünür bir şekilde onu konuşacağız. Ama arka planda da ciddi anlamda şu anda özellikle deep learning, machine learning dediğimiz şeyler işte bu. Yani veriyi veriyorsunuz, sadece komut değil, kendi kendine de şey geliştirebiliyor aldığı verilerle. Kendi kendine öğreniyor makine. Ve bunlar ciddi anlamda yarın bir gün jeopolitik şeyin mücadelenin ada merkezine oturacak. Ki belki başka bir gün onu da konuşuruz. Bu killer robot dediğimiz şey var, robotlar var, insansız robotlar. Savaş alanlarında kullanılabiliyor. Bunların kendilerinin irade göstererek hani tetiği kullanma ya da zarar verme potansiyellerinin olması da tartışılıyor.
O anlamda Avrupa'da da bu anlamda çok regülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Sakın bunlara izin vermeyelim. Yani makine sonuçta. Yani vicdanı yok ya da insani bir değerlendirme yapamaz. Çatır çatır öldürür. Yani sivil askeri ayırması da zor olabilir. Bu tarz riskli konular da var tabii. Can verici gelişmeler ama bir yandan da dediğin gibi ürkütücü gelişmeler ve bu konuda özellikle Avrupa Birliği'nde ciddi endişeler var. Diyorlar ki gerekirse bu yapay zekanın gelişimini 1-2 yıl durduralım. Çünkü yeni bir alan burası ve önce burayı regüle edelim. Bir sınır çizelim. İnsan hayatını ne kadar etkileyip ne kadar etkilemeyeceği ile ilgili bir takım kurallar koyalım diyorlar. Ama tabii bu ne kadar mümkün? Çünkü Avrupa Birliği olarak bunu yaptığınızda bu sefer yarışta geri kalacaksınız. Uluslararası anlamda bir gerekirse bir regulasyon getirmeniz gerekiyor. Bu da şu an özellikle dediğin gibi ülkeler arasındaki jeopolitik yarışı ve rekabetlik üzerinde bulundurduğumuzda çok mümkün değil. Evet, çok heyecan Evet. verici gelişmeler ama bir taraftan da fazlasıyla ürkütücü olabilir. Ürkütücü, regüle edilmeyen bir alan olduğu için tabii ki korkutucu yanları da var. Bir izleyicimiz yorum yapmış. Fake Name isimli. Aman Tayyip duymasın yoksa dünyanın en hızlı bilgisayarını yapacağız diye milleti gaza getirir. Hedef tabii ki 2071 olur demiş. Evet, 2070. kesinlikle satar mı bunu diyorsun? Ya Milli satabilir ama hani bilgisayar. milli bilgisayar tutar mı? Tutabilir, neden tutmasın? Ama şöyle 2071 biraz uzak bir tarih. Yani mesela 2028 gibi deyip 2028'de hani bir lansman gibi bir şey şöyle bir ekran gösterir. Monitör. 2028 seçiminde ondan sonra aynen bir monitör gösterebilir, büyük bir monitör. Sonrasına seçimden sonra bakarız, biliyorsun Türkiye'de birçok işler kapağı seçimden önce gösteriliyor. Sonra bir daha haber alamayabiliyoruz seçimden sonra. Evet. Belki şey de yapabilir. Bir yerde yaptırır. İran'da, Miran'da paketini falan yaptırıp getirir böyle bir iki tane göstermelik. Neyse. Bu muhabbet uzar tabii. Milli bilgisayarda isim bulmak lazım. Şimdi bu süper bilgisayarlar tabii geliştikçe daha eski olanlar hayatımıza daha fazla girmeye başlayacak belki. Çok farklı alanlarda göreceğiz, normalleşecek. Ama bir yandan da yapay zekanın gündelik hayatta hala kullanımları var ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. İstiyorsan ilk önce bu ChatGPT ile başlayalım. Yani bir anda hayatımıza girdi. Çok farklı, çok büyük kolaylık getirmeye başladı. Çok fazla tartışmaya da yol açtı. Ama bir haber vardı. Yani en çok o benim ilgimi çekti. Bir tane anne çocuğu var. Bir yaşından beri hasta. 3 yıl boyunca doktor doktor gezmiş. 17 tane doktor gezmiş. Çocuğunun hastalığına doktorlar bir çare bulamamışlar. Ağrı kesici verip gönderiyorlarmış. İnceliyorlarmış, bir şey yokmuş vesaire. Ama ChatGPT'ye kadın bu çocuğundaki olan şeylerin belirtilerini yazıyor. Çektirdiği röntgenlerin, yaptırdığı kan tahlillerinin kısa bir özetin analizini yazıyor. Ve ChatGPT bir öneride bulunuyor. Diyor ki sizin çocuğunuzda birkaç saniye içerisinde cevap veriyor. Bağlı kordon sendromu olabilir diyor. Bunu düşünür yani kadın bu teşhis konulmamış daha önce ve bunu şaşırıyor tabii. Doktorlara gidiyor. Sonra birkaç tane doktor geziyor ve hastalık teyit ediliyor. Yani ChatGPT 17 tane doktorun bulamadığı hastalığı bu şekilde birkaç saniyede aldığı verilerle bulmuş oldu. Çok enteresan. Yani tabii ki günümüzde doktorların fazla belli alanda hani çok profesyonelleşiyorlar ya branş branş. Tabii ki hani bütüncül bakamayabiliyor. Yani şurada bir yara varsa ağız doktoru buna ağızdaki şeylere odaklanıyor. Belki bütüncül etkisini değerlendirmiyor ama ChatGPT bütüncül değerlendirmiş ve bunu bulmuş. Çok garip geldi bana. ChatGPT ilk çıktığında da özellikle IT alanında çalışan insanlarda da hani bir şey vardı, bir endişe vardı. Sadece IT alanında değil, diğer birçok alanda da acaba hani ChatGPT bizim yaptığımız işleri yaparsa biz ne yapacağız? Birçok insan işsiz kalacak gibi. Ama tabii hani bu biraz ekstrem bir olay gibi. ChatGPT'nin bu hastalığı teşhis etmesi. Doktorlara her zaman ihtiyaç duyacağız tabii ki. Yani ben kendimi Evet. doktorlara emanet ederim. ChatGPT'ye emanet etmem açıkçası. Yok zaten en çok konuşulan şey şu, yapay zeka tabii ki insanı ve mesleklerin yerini alamayacak ama onunla nasıl daha verimli, daha faydalı çalışabiliriz onu öğrenmemiz gerekiyor. Yani mesela ben bazen
uzun makaleler olduğunda onların hani özetini okumam gerekiyor. Yani sayfalarca okumaya vaktim yok. Bazen ChatGPT'den talep ediyorum. Diyorum ki bunu makalenin önemli noktalarını çıkarır mısın? Çıkartıyor. Haliyle ıskaladığı yerler var hala mükemmel değil. Çünkü ona güvenip makalenin özeti bu diye ben bilgi edinemem. Tabii ki makaleyi yine hızlıca tarıyorum. Elbette yani ama büyük bir kolaylık. Burada da ekranda Çin'de mahkeme görüyorsunuz sevgili izleyenler. Burada da yapay zekayla bir mahkeme görülmüş Çin'de. Yine enteresan bir konu. Buradan Türkiye'de bir bu diğerine tutabilir geçiyorum istiyorsan. mesela. Tutar mı Mesela diyorsun? Türkiye'de ya Türkiye'de ben hani dedim ya kendimi doktorlara emanet ederim, ChatGPT'ye emanet etmem diye. Ama mesela Türkiye'de kendimi yani eğer ortada bir mahkeme varsa yapay zekaya emanet etmeyi daha mantıklı bulurum normal hakime, savcılara nazaran. Yapay zekanın beni yargılamasını isterim yani. Ya evet ama orada da şu var. Şimdi onu da kodlarlarsa işte Bankasya var mı? Sendika üyeliği var mı? Gazete aboneliği var mı? İşte otomatik 3'ü varsa 6'ya 3 falan diye böyle hani kodlama falan yaparlarsa otomat o sıkıntı yapay zekanın biraz özgür olması lazım orada. Yani kendisini değerlendirmesi lazım prensipleriyle. Bizim hakim savcılardan çok daha iyi karar verecek kesin o noktada. Eğer bilgisayarı yani çok kodlayıp sıkıştırmazlarsa. Evet, burada evet neyle kodlayacağınız önemli. Avrupa Birliği yasalarıyla mı, Türkiye yasalarıyla mı, başka bir ülkenin yasalarıyla mı diyelim. Buradan da istiyorsan Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna geçelim. Oraya geçmeden son bir video daha var Ersan. Onu da ben izleyicilerimize göstermek istiyorum ama Peki. şimdi bu tercüme konularında biliyorsun ChatGPT çeviri yapıyor ama artık yeni uygulamalar çıktı. Şimdi ben böyle konuşuyorum. Benim konuşmamı yabancı dile çeviriyor. Yetmiyor. Ağız yapımı da değiştiriyor. Yani sanki orijinal o dilde konuşuyormuşum gibi. Eğer o video hazırsa onu kısa bir gösterebiliriz Zafer abi. Yoksa zaten anlatmış olduk. Çok önemli değil yani. İstiyorsanız geçebiliriz. All right, so supposedly this is Hazırmış. a vocal translator that's drag and drop, so I can just drop this in, and it theoretically should just make it the new language. And then also, it should translate my lip movement so that it matches that new language. So we'll see how it works. I am required to talk for at least 30 seconds to even use this thing, so I guess I'm gonna keep going here. So I don't have anything else to say in particular, but hopefully this works well and make some really cool translating clips. Oh, there we go. D'accord. Donc apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer et théoriquement, cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue et aussi cela devrait traduire mes mouvements de lèvres pour qu'ils correspondent à cette nouvelle langue. Donc on verra comment ça Yeterli olur marche. herhalde bu. Je suis obligé de parler au moins 30 secondes pour utiliser ça. İşte şeyi görmüş oluyoruz Ersan. Tabii Fransızcası sanırım Kanada aksanıyla konuşuyor da. ama dudakları aynı Fransızca konuşuyor gibi. Yani ayırt edemiyorsun sesi dinlediğinde. 30 saniye konuştuğunda videoyu verdiğinde konuşuyor. Almancasını da çevirmiş burada. Yine aynısını burada da görüyoruz. Enteresan yani. Evet. Evet ve çok yani bu değişimler çok hızlı oluyor. Mesela 3 sene önce ben bir devlet dairesinde önümde Fransızca metin vardı. İşte Google Translate açtım, fotoğrafını çektim ve direkt metini İngilizceye çevirdi ve hani okumaya başladım. Bir şey imzalamam gerekiyor. Kadın böyle baktı, bayağı şaşırdı. Nasıl yaptım bunu falan gibi. Ama şu an 3 yılda geldiğimiz nokta ortada. Evet, kesinlikle. Şimdi sevgili izleyenler, bu tabii ki teknolojik gelişmelerden, yaptığım dünyamızın ilerlediği noktalardan maalesef bir ortaçağ hukukuna, belki ortaçağ hukukundan daha kötü hukuka sahip bir konuya, ülkenin konusuna geçeceğiz. Avrupa Birliği Türkiye raporunu onayladı. Bu konuyu konuşacağız. Maalesef dünyada biz bu tarz gelişmeler konuşuyoruz. Dünya bunları konuşuyor bir noktada. Tabii iklim değişikliği felaketleri ayrı bir noktada ama diğer anlamda teknoloji konuşuluyor. Ancak biz hala Türkiye'deki insan hakları ihlallerini konuşmak zorunda kalıyoruz. Hala belki yani cahiliye dönemi hukuku gibi şeylerle uğraşıyoruz. Strasbourg'daki genel kurulda görüşüldü. Raporda enteresan bilgiler var dersen.
Raporu dediğin gibi çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda, Strasbourg'daki senin memleketindeki Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü ve kabul edildi. Şöyle söyleyeyim, 434 oyla kabul edildi. 18 tane de ret oyu vardı. 152 parlamenter de çekimser oy kullandı. Raporu hazırlayan isim Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nden. Biliyorsun artık bu son yıllarda bir klişeye dönüştü. Yani Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili raporunu sunuyor, sonrasında onaylıyor ve Türk tarafından da her yıl zehir zemberek açıklamalar duyuyoruz. Özellikle son 6-7 yıldır. Çünkü Ankara'dakiler doğal olarak Avrupa Parlamentosu'nun raporunun içeriğini çok beğenmiyorlar. Bu sene de yine aynı klişeyi yaşadık. Türk tarafından yine sert açıklamalar geldi diyelim. Normalde dışişleri hani açıklama yapıyordu. Bu sefer Adalet Bakanı da topa girdi. Yılmaz Tunç. Yılmaz Tunç dedi ki bu rapor bizim için yok hükmünde dedi. Tabii burada hani yeni Adalet Bakanı olması sebebiyle belki de hani bakana tavsiyemiz ya bu senin yani kişisel bir durum değil. Zaten yıllardır benzer raporlar açıklanıyor. Taslak olarak hemen hemen üzerinde küçük değişiklikler yapılıyor. Dışişlerinden de bir açıklama var. Dışişleri de diyor ki Avrupa Birliği sığ ve vizyonsuz diyor. Böyle de net iki kelimeyle kendi düşüncelerini ifade etmişler Avrupa Parlamentosu için. Evet, AKPM'de biliyorsun ilk defa TR724'te biz kamuoyuyla paylaşmıştık, haberleştirmiştik. Bir rapor vardı AKPM'de. Gülen hareketi mensuplarına yönelik sınır ötesi baskıları kınayan ve kabul edilmişti. Orada da çok önemli mesajlar verilmişti özellikle raportör tarafından. Türkiye çürük elma olarak nitelendirilmişti. Orada mesela yine AKP milletvekili Zeynep Yıldız raporda o kadar şey anlatılırken işte FETÖ öyle, PKK böyle diye saçma sapan bir savunma yapmıştı bozuk İngilizcesiyle. Tabii oradaki diğer vekiller de yani şimdi deyim çok güzel olmayabilir ama ağzına kürekle vurmak derler ya böyle. Hani nazikçe böyle kelimelerle hani yani bunların hiçbiri sizin insan haklarını askıya almanızı gerektirecek gerekçeler değil. Yani insan haklarına her durum altında saygı duymanız ve onların kurallara uymanız gerekir. Hukukun temel ilkelerine uymanız gerekir diye. Hani insanı utandıracak şekilde naziklikle yani lafı söylemişlerdi ama tabii utanma nerede? Ondan sonra işte Yılmaz Tunç başta olmak üzere bütün AKP kurmayları rapor yok hükmündedir, kınıyoruz, rezil rapordur falan gibi böyle ifadelere girişmişlerdi. Tabii Yılmaz Tunç'tan benim beklentilerim vardı. Kendisi benim memleketlim oluyor. Dolayısıyla hani diğer adalet bakanlarından belki daha sağduyulu, daha aklı başında bir insandır. Kariyeri de biraz onu gösterdi. Yani çok böyle trollikten ziyade kendi işine bakan bir milletvekili modundaydı. Ama çok da evet işte aynı tornadan geçince ağızdan çıkan laflar da aynı oluyor. Saçmalamaya Evet. devam ediyor maalesef. Evet, Adalet Bakanı Tunç'un açıklamaları var. Dediğim gibi raporu yok sayıyoruz dedi. Dışişleri de şunu diyor. Haksız ithamlarla ve önyargılarla dolu diyor rapor için. Birazdan zaten raporun bir detaylarına bakacağız. Gerçekten ithamlar ve önyargılarla dolu mu değil mi diye. Ama öncesinde şunu söylemek lazım. Raporu özetlemek gerekirse AB kısaca şunu dedi. Dedi ki kendinize gelin, gerçekçi olun. Mevcut şartlarda sizin AB'ye katılım süreci yeniden başlamaz. Bunu başlatamayız. Hayalini bile kurmayın dedi kısaca. Burada şuna da değinmek lazım. Erdoğan'a da çok net bir mesaj verildi. Biliyorsun seçimden sonra Erdoğan bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Dedi ki biz İsveç'in NATO yolunu açalım. Avrupa Birliği de o zaman bizim Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik yolunu açsın dedi. Böylece Erdoğan'a da dediğim gibi çok net bir mesaj verilmiş oldu. Dediler ki İsveç ayrı, NATO ayrı, Avrupa Birliği ayrı. Birbirine karıştırma dediler. Gerçekçi ol dediler. Genel itibariyle hem Türkiye'ye hem de Erdoğan'a. Raporun içeriği dediğim gibi sert bir rapor. Erdoğan rejimi için özellikle sert. Çünkü ya biliyorsun Türkiye'de hani bunlar böyle bilinmeyen şeyler değil. Yani yeni bir şey keşfetmiyor Avrupa Parlamentosu raporunda. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de gerçek bir muhalefet olmayınca zaten hani böyle sert bir muhalefet görmeyince Türkiye yurt içinde Avrupa Parlamentosu'nda yazanlar onlar için sert bir rapor olmuş oluyor. Yılda bir iki kere duyuyorlar bunları. Bunun yanında dediğimiz gibi şunu da belirtmek lazım. Rapor son 4-5 yıldır hemen hemen birbirine benziyor ve yeni bir şey yok raporda. Zaten Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri 2018'de donduruldu. Yani artık donma noktasına geldi. Raporun detaylarına geçebiliriz istiyorsan.
Tabii evet. Olumlu şeyler de var galiba içinde biraz. Evet tabii ki Türkiye'nin AB yolculuğu için yani pek iyi şeyler söyleyemeyiz ama hiç pozitif şey yok mu derseniz bir tane var. Yani ben bir tane gördüm, önemli gördüğüm bir tanesini paylaşayım. Erasmus öğrencileriyle ilgili biliyorsun artık hani Erasmus programına zaten dahil Türkiye ve Erasmus'a gideceğiniz okullardan işte kabul belgesini alıyorsunuz. Okul size kabul belgesini gönderiyor ve siz işte kendinizi hazırlıyorsunuz, vizeye başvuruyorsunuz ama artık Erasmus'a bile gidemiyorsunuz. Erasmus için bile vize alamayabiliyorsunuz. Çünkü süreçleri çok yavaşlattılar, zorlaştırdılar. Avrupa Parlamentosu üye ülkeleri uyarmış. Demiş ki Türkiye Erasmus'un bir parçası ve siz öğrencilere kolaylık gösterin. Süreci hızlandırın ve kolaylaştırın demiş. Bu pozitif olarak bundan bahsetmemiz gerekiyor raporda. Peki dışişlerinin sığ ve vizyonsuz bulduğu ve Adalet Bakanı'nda yok hükmünde gördüğü raporda TR'yi rahatsız edebilecek neler var? Öncelikle yargıyla başlayalım. Avrupa Birliği kınamış Türkiye'yi. Diyor ki sizde yargı bağımsızlığı yok kardeşim diyor. Yani yargı bağımsızlığını geçtim. Öncelikle diyor bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bari uygulayın diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bari uygulayın. Onları bile uygulamıyorsunuz diyor. Yargı bağımsızlığının yanında medya bağımsızlığı zaten hak getire. Ki zaten biliyorsun Türkiye, yani Çin vesaire bunlar sayılı ülkeler. Gerçekten çok fazla gazetecinin hapse atıldığı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin başka bir karnesinin kırıklarla dolu olduğu konu ise insan hakları ihlalleri. Sen de biraz önce bahsettin. Burada şundan da bahsediliyor. Türkiye'nin artık yani kendi sınırlarını geçtim. Yurt dışından insan kaçırmalarından bahsediyor. Diğer ülkelerden insanları kaçırması da raporda kendine yer bulmuş. Bunun yanında Evet. biraz daha güncel bir olayla ilgili de bir şeylerden bahsetmişler. Seçimlerle ilgili. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili de Avrupa Parlamentosu bir takım görüşler belirtmiş. Demiş ki seçimler eşit ve adil şartlar altında olmadığını biliyoruz. Seçimlerin adil şartlar altında gerçekleşmediğini biliyoruz demişler. Tabii biliyorsun bu rapor biraz daha diplomatik bir rapor. Diplomatik dille yazılıyor ve Türkiye için dedikleri şu. Türkiye'de demokratik gerileme devam ediyor. Yani diplomatik olarak bunu yazabilmişler. Dememişler ki ya kardeşim daha ne kadar otoriterleşeceksiniz dememişler. Yoksa gayet iyi biliyoruz ki artık Türkiye'de demokrasiden eser kalmadı. Evet ama şimdi ben biraz görüşmenin yapıldığı anı da izledim açıkçası. Özellikle komisyon tarafından temsil eden kişinin söylemleri biraz ya sevgili izleyiciler herkes çıkarlarına bakıyor. Yani öyle söyleyeyim. Ersan sen de biliyorsun zaten bunu. Yani işte Türkiye önemli anahtar bir ortağımızdır. İşte mülteciler konusunda çok destekliyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öte yandan tahıl koridorunda şeyi var falan böyle. Yani böyle bir yıkama yağlama yapanlar da var aslında bakıldığınızda. Ben o tartışmanın olduğu transkripleri de hızlı bir okuyayım dedim. Ya böyle hani sağlı sollu giren yok neredeyse. İşte bir Sanchez Amor diyor insan hakları ihlalleri var bu konuda hani şey yapamayız. Türkiye ile artık diyor farklı bir zemin bulmalıyız. Yani üyelik şeyini atalım bir kenara. Bu artık bu mümkün değil diyor. Evet diplomatik kısmı bu şekilde hani sert olarak yorumlanabilir belki ama onun dışında o kadar milletvekili var. Bir sürü şey konuşuyorsunuz yani neyse. Ve şunu da İnsanı belirtmek bazen lazım. Burası Avrupa Parlamentosu. Yani Avrupa Parlamentosu diğer kurumların yanında hani Avrupa Birliği'nin biraz daha normatif yüzüdür. Yani normlara, değerlere değer veren yüzüdür. Yani çıkarları biraz daha arka planda tutarlar. Normları ve Avrupa'nın değerlerini ön planda tutmaya çalışırlar. İnsan haklarına vesaire. Hani Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan rapor bu. Tabii dediğimiz gibi diplomatik bir rapor. Yani bir köstek kurmak için öncesinde 3 kere okşuyorlar tabii ki. Dediğin konularda da haklısın. evet. İstiyorsan bir de Dış raporun dış evet raporun dış politika kısmı vardı. ilişkiler hakkında. İstiyorsan oraya geçelim. Öncelikle dış politikada en önemli konulardan bir tanesi İsveç. İsveç'e artık NATO için yeşil ışık yakılması isteniyor ve İsveç'in bir Erdoğan bir, yani artık bir pazarlık haline getirdi bunu. Çok fazla taviz koparmaya çalışıyor. İşte Avrupa Birliği, F-16 vesaire hem Amerika'dan hem Avrupa Birliği'ne karşı oynuyor. Artık bundan vazgeçilmesi isteniyor diyebiliriz. İsveç'in NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakılması bekleniyor. Bunun yanında özellikle Rus ve Ukrayna Savaşı'nın başlamasından itibaren Türkiye ve Rusya ilişkileri masaya yatırılmış. Türkiye ciddi anlamda uyarılıyor Rusya ilişkileriyle ilgili. Şöyle bir ibare var. Türkiye Rus sermaye ve yatırımları için bir sığınak haline gelmekten kaçınmalı deniyor. Daha önemli bir uyarı ise
Rusya'ya uygulanan yaptırımların delinmemesi konusunda dikkatli olunması isteniyor Türkiye'den. Burada da şuna dikkat çekilmiş. Savaşın başladığından itibaren Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretin yaklaşık iki katına çıktığı da iki katına çıktığına da değinilmiş. Ve başka bir Evet. madde vardı. O benim ilgime çekti. Bunu nasıl ölçtüler bilmiyorum ama Türkiye'nin Avrupa Birliği dış ve savunma politikası ile uyum oranının %7 olduğu açıklandı. Geçen yıl bu %11'miş. Şu an %7'ye düşmüş. Ve bu yani üye ülkelerin ve diğer ülkelere nazaran da gerçekten çok çok düşük bir oran. %7'den bahsediyoruz. Yani küresel anlamda şunu diyorlar. Avrupa Birliği'nin dış politikalarının ve savunma politikalarının Türkiye'nin dış ve savunma politikalarıyla pek bir alakası yok. Neredeyse hiçbir benzerlik yok. Hani biz Erdoğan diyoruz ya denge politikası gidiyor diye. Aslında Avrupa Parlamentosu öyle düşünmüyor. Dengenin biraz kaydığını ve artık Türkiye'nin her ne kadar NATO üyesi olsa da dış politikada Avrupa NATO'daki müttefikleriyle çok da aynı çizgide olmadığını ifade etmişler. Sonuç itibariyle diyor ki Avrupa Parlamentosu sizin Avrupa Birliği yolunuz şu an kapalı ve köklü bir rota değişikliği yapmazsanız da bu yolun açılacağı çok mümkün gözükmüyor. Ve artık hani üyeliği hiç konuşmuyorlar bile artık Türkiye'den stratejik ortak olarak bahsetmeye başladılar diyebiliriz. Evet, o zaman bir değişiklik bekleyelim mi yani? Beklemeye gerek yok gibi. Türkiye Türkiye mi AB diyecektim? ilişkilerinde yani Türkiye AB ilişkilerinde Türkiye çok büyük bir rota değişimi yapmadığı sürece bir değişiklik beklemeye çok gerek yok. Ama biraz daha hani büyük resme bakacak olursak Avrupa Birliği içinde çok ciddi değişimler var. Onu söylemek lazım. Yani Türkiye mevcut konjonktür sebebiyle bir tren daha kaçılmak üzere. Neden? Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya ve Ukrayna Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği kafayı büyümeyle, tekrardan genişlemeyle bulmuş durumda. Biliyorsun Avrupa Birliği'nin genişleme dalgaları var ve yeni bir genişleme dalgası bekliyor zannediyorum Avrupa Birliği'ni. Hem von der Leyen'den, komisyon başkanından hem de konsey başkanından Charles Michel'den son günlerde bu konularda ciddi açıklamalar geliyor. Önce Charles Michel'in açıklamalarına bakalım. Balkan ülkeleriyle bir iki hafta önce bir toplantıda yaptı bu açıklamaları ve dedi ki Avrupa Birliği'nin mevcut üyelerine şunu söyledi. 2030 yılına kadar dedi genişlemeye hazır olun. Birçok ülkenin ismini zikretti Charles Michel. Bu ülkeler hangileri diye hangileri olduğunu söyleyecek olursak Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna'yı, Moldova'yı ve hatta Gürcistan'ı da masada görmek istediğini söyledi Michel. Ama ağzından Türkiye'ye dair bir şey çıkmadı. Yani Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in 2030 genişleme planlarında Türkiye yok. Haritada da görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin üstü kırmızıyla çizilmiş durumda. Gürcistan'la bile bir şekilde masada olan Avrupa Birliği artık Türkiye ile herhangi bir şekilde üyeliğe dair bir şey konuşmak istemiyor. Von der Leyen'in de yine benzer yönde açıklamaları var. Biliyorsun Avrupa Birliği'nin şu an 27 üyesi var. Von der Leyen diyor ki üyelere baskı yapıyor. Bu işte katılım vesaire şartlarını bir takım reformlar getirmemiz gerekiyor diyor. Radikal değişiklikler yapmamız gerekiyor diyor. Çünkü Von der Leyen Avrupa Birliği üye sayısının 30'un üzerinde görmek istiyor. Bu yönde de mevcut üyelere yapılan baskılar var diyebiliriz. Bir takım radikal Evet. değişiklikler için Avrupa Birliği kanunu düzenlemelerinde. Ayrıca Von der Leyen Bulgaristan ve Romanya'yı da en kısa sürede Schengen'de görmek istiyorum dedi. Yani ciddi şekilde Avrupa Birliği bir genişleme, büyüme dalgasına doğru koşuyor ve Türkiye mevcut şartlar sebebiyle bir tren daha kaçılmak üzere. Hatta kaçırdı diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin üzeri Kaçırdı dediğim gibi diyebiliriz. kırmızıyla çizildi. Yani masada savaşta olan Ukrayna masada, Moldova masada, Gürcistan masada. Hani biliyorsun Gürcistan'da hala bazı bölgelerinde Ruslar öyle ya da böyle dün de bahsettiğim gibi dondurulmuş bir çalışma var oralarda. Bazı bölgelerinde hala Rus askerler var. Gürcistan hakim olamadı. Her ne kadar bir haritada Gürcistan toprağı olarak görsek de Gürcistan aslında fiil olarak hakim olamadığı topraklar var. Ama buna rağmen Gürcistan, Ukrayna, Moldova masada ama Türkiye masada yok. Ya onu geçtim, şeyde bile yokuz. Hani artık Macron geçen sene bir şey önermişti. Avrupa siyasi topluluğu gibi bir şey kuralım. Hani herkesi Avrupa Birliği'ne katmaya gerek yok. Ortalığı karıştırmayalım. Yani zaten Macaristan'la Polonya'yla zor baş ediyorlar. Bir de şimdi Türkiye'yi, Moldova'yı falan katacağız. Ortalık iyice karışacak. Hani bir karar geçireceksin, geçiremeyeceksin falan böyle. Sıkıntılı. Adam dedi ki bir yani Avrupa siyasi topluluğu kuralım. Ya oraya da bütün bu Balkan ülkelerini saydılar, işte Gürcistan'ı, Moldova'yı, Ukrayna'yı saydılar.
Yani hatta Britanya'yı tekrar oraya katalım, işte Norveç'i de ekleyelim oraya gibi böyle hani şeyler vardı. Ya orada bile Türkiye'nin adını anmadım. Yani hani bu kadar hani orada Türkiye diye sorulduğu zaman şey diyor, yani biz Batı'nın demokratik değerlerini paylaşan ülkeler için bunu düşündük falan gibi. Tabii diğerlerinin ne kadar paylaştığı da soru işareti olabilir ama ya demek istediğim Türkiye'nin nasıl göründüğü buradaki, yani dışarıdan bakıldığında, Avrupa Birliği'nden bakıldığında. Yani bırak hani şey 1. Ligi, Süper Ligi, hani Bankasya 1. Ligi alacak oraya bile almıyor hani. Bu arada Bankasya, evet, isim olarak öyle kalmış ama onun üzerinden çok yıllar geçti. Artık ikinci ligi bir sürü yeni Çok geçti. sponsorlar geldi ama sen Bankasya'da kalmışsın herhalde bir 10 yıldır falan. En azından Türkiye ikinci ligini takip etmiyor gibisin ama anlıyorum, hani bir Fenerli olarak buna saygı duyuyorum, bu kararına. Yani sen bir Fenerbahçeli olduğun için bu kararına saygı duyuyorum. Eyvallah ki yani programın sonuna doğru da lafı çaktın. Abi, iltisak kaldı ikincilikte bizde, öyle söyleyeyim. Neyse, buradan hızlı haberlere geçelim. Şimdi sevgili izleyenler, bu konuları yeterli bir şekilde bence değerlendirdik. Üzerine geniş geniş de konuştuk. Süreyi de açtık biraz. Affınıza sığınıyoruz. Son hızlı dünyadaki gelişmeleri de aktaralım. Sonra size veda edelim. Şimdi Amerika'da yeni bir sistem kabul edilecek. Yeni bir düzenleme yapılacak. O da şu: Amerikan yapımı silahların satıldığı ülkelerde ya da kendi Amerikan silahları sebebiyle sivillerin öldürüp öldürülmediği tespit edilecek. Duruma göre eğer Amerikan silahlarıyla siviller öldürülüyorsa o silahların geri alınacağı konuşuluyor. Bu yeni bir düzenleme. Evet, buradan Avrupa Birliği ve Tunus ilişkilerine geçebiliriz. Avrupa Parlamentosu üyeleri Tunus'a resmi bir ziyaret planladılar. Ziyaretin amacı şuydu: ülkede bir rapor hazırlanmıştı Tunus'a dair, işte demokratik standartlar ve insan hakları geriliyor diye. Bu konuyla ilgili mevcut durumu değerlendirmek istiyordu Avrupa parlamenterleri. Bunun yanında yine Temmuz ayında Tunus'la Avrupa Birliği arasında, nasıl Türkiye ile olduğu gibi, gerçekten çok tartışmalı bir göç anlaşması imzalanmıştı. Bu da görüşülecekti. Ama Tunus hükümeti resmi ziyarete giden bizim Avrupalı parlamenterlerimizi ülkeye almamış. Demiş ki bunların ülkeye girişine izin vermiyoruz. Bence Tunus hükümeti gayet bir net cevap vermiş. Artık Avrupa parlamenterleri ülkedeki demokratik standartlar ve insan haklarına dair raporlarını daha bir günün rahatlığıyla içinde yazabilirler diye düşünüyorum. Evet. Buradan yine bir yapay zeka konusuna geçelim. Tabii çocukları yakından ilgilendiren bir şey. Bu yapay zeka ile sevgili izleyenler, biliyorsunuz kafanıza göre olmayan gerçek şeyler üretebiliyorsunuz. Gerçek derken olmayan şeyleri kurgulayıp onlarla içerik üretebiliyorsunuz. BBC Küresel Dezenformasyon ekibi YouTube'daki kanalları incelemiş ve 50'den 20'den fazla dilde, 50'nin üzerinde milyonlarca izlenen kanallarda bilim, fen, teknoloji, matematik adı altında yapılan videolarda komplo teorileri, uzaylıların varlığı, böyle değişik değişik fikirlerin yayıldığı görülmüş ve bu videolar tamamen çocuklara yönelik, çocukların izlemesi için yapılmış videolarmış. Dolayısıyla o anlamda bir uyarı yapılıyor. Yani çocukların ne izlediğine dikkat edin. Bazen hani bilimsel sayfa gibi gözükebiliyor ama altında verdiği bilgilerle tamamen çocukları gerçekten uzak, bilimsellikle alakası olmayan bilgilere yönlendirebiliyormuş. Uyanık olmakta fayda var. Evet. Dün Taliban'la ilgili haberler vermiştik. Afgan kadınların ne kadar zorluklar çektiğini, 2 yıldan beri, Afganistan 2 yıldan daha fazladan beri Taliban yönetimi ele geçirdikten sonra ve uluslararası toplumun bu konuda ne kadar sessiz kaldığını ve gerekeni yapmadığından bahsetmiştik. Bugün bir haber var. Afgan bir kadın Almanya'nın Köln kentinde açlık grevine başlamış. Taliban rejiminde kadınların hayatının temel hak ve özgürlüklerine nasıl saldırıldığına dikkat çekmek için. Evet. Köln, Almanya demişken Frankfurt'a gidelim. Avrupa Merkez Bankası faizleri yükseltti yine. Bu arka arkaya 10. artırım oldu ve 1999 yılında hani Euro'ya tek para birimine geçilmesinin ardından en yüksek mevduat faizi seviyesi oldu, %4 ile. Enflasyon %5,3'te seyrediyor şu anda Euro bölgesinde. Tabii ki Merkez Bankası'nın %2 hedefinin bayağı bir üstünde. Tabii ki enflasyonla mücadele adına bu faizler artırılıyor. Nereye gider belli değil. Bundan sonra çok artırması beklenmiyor Merkez Bankası'nın faizleri ama piyasalar sakinleşmezse, enflasyon inmezse devam da edebilirler. Bu Euro bölgesi için büyüme tahminlerini bu yıl için 0,7'ye, 2024 için ise %1'e düşürdü.
Avrupa'da ekonomi bir yandan da makro ekonomi can çekişmeye devam ediyor gibi. Tabii onun can çekişmesi her türlü bizimkilerden iyidir. Geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik, özellikle Almanya'nın, Avrupa'nın lokomotifi diyebileceğimiz en büyük ekonomisi Almanya ciddi problemlerle boğuşuyor, resesyona giriyor. Tabii ki Almanya'nın bu durumu da genel itibariyle kıtayı da etkiliyor. Buradan Zelenski'ye geçelim. Zelenski önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Hazır ABD'ye gitmişken Beyaz Saray'da Biden'la görüşmesi bekleniyor ve sonrasında da yüksek ihtimalle ABD Kongresi'nde de göreceğiz kendisini. Zamanlama manidar diyebiliriz çünkü tam o sıralarda ABD'nin Ukrayna'ya 24 milyar dolarlık askeri ve insani yardım sağlama konusu görüşülecek kongrede. Buradan da bir Burkina Faso'ya gidelim, Afrika'ya. Orada biliyorsunuz sevgili izleyenler darbeler olmuştu. Darbelerden sonra Fransız askerleri kovalanmıştı. Orada şu anda radikal El-Kaide ve DAEŞ devamı örgütlerle mücadele ediyor hükümet. Ancak okulları kapatmak durumunda kalıyor. Okulların dörtte biri şu an kapatılmış vaziyette. 6149 okul ve yaklaşık 1 milyona yakın çocuğu etkiliyor bu durum. Dolayısıyla aslında çok konuşulmayan, ihmal edilen krizlerden bir tanesi olarak da gözüküyor. Tamamen şiddete teslim olmuş durumda o bölgeler. Yine ABD'den bir haber. Amerika'da ilk kez görevdeki bir başkanın çocuğuna suçlama yöneltiliyor. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 3 suçlama yöneltildi. Bunlardan ikisi uyuşturucu kullanımı hakkında yalan beyanda bulunması. Biri de uyuşturucu kullanıcısı olarak silah bulundurmak. 2018'de geçen bir olay. Demokratlar biraz tepkili. Ya 5 yıldır ne değişti diye. Bir de davayı açanın tabii ki Trump'ın atadığı bir yargıç olması sebebiyle. Hunter Biden uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla yıllardır mücadele etti, ediyor diyebiliriz. Özellikle 2015'ten sonra kardeşini kaybettikten sonra da durumun daha da kötüleştiğini kendisi söylemişti. Ama ilginç yani. Türkiye çok daha demokratik diyebilir miyiz? Biz görevdeki başbakanın çocuğunu suçlamıştık. Sonuçlar itibariyle çok öyle olmasa da suçlanmıştı zannediyorum 10 yıl önce. Evet, bir şeyler olmuştu. Burada da bir şeyler oluyor gibi. Daha demokratik diyebilir miyiz bilmiyorum tabii. Yani niyet itibariyle, sonuç itibariyle değil ama. Gülme geliyor haliyle, evet. Niyet itibariyle daha demokratik diyebiliriz. Tabii Biden'ın bir impeachment meselesi de var. Dün konuşmuştuk uzun uzun. Onun altında da yine Hunter Biden'ın mevzuları var. Şimdi son haber, İtalya'ya geçelim bir. İtalya'da görüntüler var sevgili izleyenler, biraz şoke eden. İllegal göçmenler bir anda çok geldiler. 36 saatte 8 binden fazla Afrikalı göçmen İtalya'nın Lampedusa adasına geldi ve o adada artık acil durum ilan edilmek durumunda kaldı. Gördüğünüz gibi böyle teknelerle geliyorlar. Büyük tepki çekiyor tabii bu kadar fazla gelmeleri. Öte yandan Frontex de dün veriler yayınladı. Yaptığı hesaplamalara göre 2023'ün ilk 8 ayında, yani Eylül'e kadar, işte Ağustos ayı da dahil olmak üzere geçen yıla göre %18'lik bir artış var gelenlerin sayısında. Yaklaşık 232 bin kişi Avrupa'ya gelmiş kaçak yollardan. Ve 2016'dan bu yana en yüksek sayı olmuş bu. Tabii buradaki en önemli artış da burada Central Mediterranean dediğimiz, yani Orta Akdeniz, şeyde İtalya'nın çizmesinin olduğu yerde görüyorsunuz yuvarlakta. Oradan geçişler %96 artmış, neredeyse iki katına çıkmış yani. Geçen yıl 57 bin falanken bu sene işte 114-115 bine çıkmış. Oradakiler de işte Tunus'tan doğru ya da Libya'dan doğru botlarla yola çıkıp İtalya'ya ulaşmaya çalışıyorlar insanlar. Yeni bir hayat için, yeni ümitler için. Belki Avrupa Birliği'nin işte Tunus'ta olan ilişkilerinde de bu mevzunun etkisi var. Göç anlaşması, Ersan da bahsetti. Bu şekilde. Ersan, veda edelim mi artık? Çok Edelim uzattık zaten. ya. Evet, biraz fazla uzattık. Kusura bakmasın izleyenlerimiz. Evet. Çok Sevgili teşekkürler. izleyenlerimiz kusura bakmasın. Teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine medyada bugünden sonra sizlerin huzurunda olmaya devam edeceğiz. Görüşürüz.